Türkiye Cumhuriyeti bir şeyhler, müritler memleketi haline geldi. Ne yazık ki. Kapatıldıktan sonra yer altına inen tekkelerin bir kısmı orada çürüyüp kokuştuğu birer yobaz bataklığı haline geldi. Çok partili rejim başladığından beri tüm sağcı iktidarların son 18 yılda da AKP hükümetinin bahşettiği dokunulmazlık zırhı sayesinde hem birer ticari işletmeye dönüşüp palazlandılar hem de siyasetteki etkilerini artırdılar. İktidarların onlara, onların iktidarlara bağımlılığı sarmalında ezilen, çaresizce bu inanç sömürüsünün ağına düşen müritler oldu. Uşaki dergahında istismar edilen 12 yaşındaki Y.A.'nın babası F.A. belli ki bunlardan biri. İnanmış bir tarikata girmiş. Bütün ailesini de inandığı şeyhi Fatih Nurullah'ın hizmetine vermiş. Gün gelmiş Nurullah'ın İmam Hatip'te okuyan 12 yaşındaki kızına sarkıntılık ettiğini öğrenmiş. Şeyh'le yaptığı telefon konuşması asırlardır yen içinde kırılmış kolları haber veren bir utanç vesikası. Şeyh yaptığı rezillikten ötürü Allah'tan müritten korkmuyor da sözcüden o da TV'den korkuyor. İşi peygamberimize kadar uzatırlar diyerek kutsalın ardına gizleniyor. Sonra da şikayetçi olan babayı müritlerine dövdürüyor. Bu cüreti nereden aldığını tutuklandıktan sonra ortaya çıkan fotoğraflardan anlıyoruz. Şeyh Efendi Erdoğan'ın protokol sırasında. Melih Gökçek'ten Savcı Sayan'a, Ahmet Misbah Demircan'dan Kadir Mısıroğlu'na kadar iktidar çevresinin gözdeleri arasında. 12 yaşındaki bir kızın tanıklığından mı korkacak? Ama heyhat o korktuğu şey başına geliyor. 12 yaşındaki o çocuk tanıklığıyla koca tarikat şeyhini hapse sürüklüyor. Diyanet tepki vermek zorunda kalıyor. Genelde bu tür vakalarda tecavüzcünün imdadına yetişen İçişleri Bakanlığı bile müdahale edemiyor. Tarikatların kapatılması bu çirkefi önlemeye yetmez. Önce bu pisliği örten devlet kalkanının ortadan kalkması, tarikatlarla siyasetin ve devletin göbek bağının kesilmesi lazım. Sonra caydırıcı ceza ve çok sıkı denetim lazım. Samimi Müslümanların peygamberin ardına saklanan bu iğrençliğe tepki göstermesi lazım. Ve nihayet İnsanları tarikat himmetine muhtaç eden sistemi değiştirmek lazım. Kamuoyuna gelince, onun da Netflix dizilerindeki öpüşme sahnelerine gösterdikleri tepkinin bir kısmını Allah peygamber deyip çocuklara tecavüz eden tarikat şeyhlerine göstermesi lazım.